Armancı geliyor stüdyoya, buyursunlar. Şunu var ya, şunu. Bakın, bir kere, Nergis, bir Nergis ablayı alalım isterseniz, biraz sakinleşsin. Erdi Harmancı gel. Of! Bunları da anlamıyorum, bu kadar yanlış davranırken hiç bir de utanmadan burada cevap veriyor ya. Bir insan biraz yaptığından utanır ya. Ya işte utanmış, bak problem nerede biliyor musun? Arsızca, yani bu kadar fazla. Arsızca ve utanmadan davrandığında karşı tarafın sinirleri... Ha, görmüyorum, nasıl yapıyor bana? Yükseliyor. Erdi Harmancı, lütfen buraya gelin. Gerekirse editoryalın oraya gelin. Terbiyesiz. Keşke bu olay buralara gelmeseydi. Siz evinizde çocuklarınızla beraber olsaydınız... 21 yaşındaki bir kızın hayatına da girip karartmasaydınız... aile de buraya gelmeseydi... Bu olay en başından yanlış. Bir, lütfen saygısızlık yapmadan terbiyenizi takınarak konuşun. Birazcık yaptığınızdan utanın, sizden ricam. Karşınızdaki anne bu davranışı hak ediyor. Esra Hanım, siz çağırdınız, ben geldim. Doğru mu? Ben niye dayak... geldin? Ben seni keyfime mi çağırdım? Tamam, çay içmeye mi çağırdım? Çağırma. Siz çağırdınız, ben geldim. Erdi siz Bey, sorun, ben cevaplayayım. Erdi Bey, ben seni çay içmeye mi çağırdım? Hayır. Ben seni bu stüdyoda her seferinde hangi konuyla ağırlıyorum? Aynı konulardan. Aynı konular nedir, evet. Açar mısınız? Evlilik konusu, başka evlilik bir kadın. Evlilik konusu, dini nikahlı eşler. Evet. Genelde hayatınıza giren kadınların mağduriyeti, siz ve ilişkinizden dünyaya gelen çocukların mağduriyetinden bahsediyoruz. Birincisi, çocuklar mağdur değil, zaten benim yanımda. He? Nasıl mağdur oluyor? Yani bu çocukları bu boya ben getirdim. Ayfer'le yani. Nikahını ben kıydığım için o çocuklar mağdur, evet, değiller. Ayfer'le... Yeşimden olan çocuklarınız? Yeşimden olan çocuklarımız da eğer bakarsanız... Bakıyor musunuz? Nafakalarını ödüyor musunuz? Şöyle anlatayım size Esra Hanım'ın konuya da ben. Bakın program... Evet ya da hayır. Çok basit. Al ablacığım, ben sana hemen listeyi, nafakalarını ödüyorum, gerekli sorumluluğu yerine getiriyorum diyor musunuz? Başka birine resmi nikah yaptığı için yeşim, nafaka ödeyemiyorsunuz maalesef. Ödeyebilirsiniz. Ödeyemiyorsunuz. Yasal anlamda ödemenize gerek yok. Her zaten ay o çocuklar için hesaba girmiş bir paranın olması yeterli. Kaç tane de kont göstereyim? Gösterin hepsini. Tamam. Tamam, ben gerçek bilgiyle, somut bilgiyle hepsini göstereceğim hareket size. Ederim. Yani. Şimdi Nergis Hanım programa niye geldi? Kızı Gamze için geldi. Peki, Gamze yani. 21 yaşında. 22 yaşında. Antalya'daki evinden kaçıyor. Evet. Şimdi ben soru sorayım. Ve sizinle beraber kaçıyor. Evet. Nergis Hanım'ın şöyle bir iddiası vardı. Ben bu Erdi Harmancı'yı daha önce Gamze'nin kuzeni Cansu'yu kaçırdığı için buradan biliyorum, şimdi de benim kızımı kaçırdı dedi. Evet. Sizinle ilgili şöyle bir tedirginliği var. Gamze'yi sosyal medyadan fotoğraflarını yayınlamakla tehdit ettiğiniz için, Gamze de sizden şikayetçi olduğu için şu anda kızımın bu adamın yanında olmasının tek bir sebebi olabilir. Tehdit ve şantaj. Aynen. Çünkü buyurun. Sen Gamze'ye demin, bak Cansu'nun olayını anlatayım. Baştan anlatacağım. Buyurun, karşınızda. Şimdi, aynen, şimdi Cansu'la sen berabermişsiniz. Gamze bir yerde çalışıyordu. Gamze dedi, Cansu'la bu Erdi geliyor her gün dedi, yanıma geliyorlar arabayla. Arabanın içinde de içki var dedi. İçiyorlar dedi. Erdi dermiş, Gamze sen niye bilmiyorsun? Cansu arabaya biniyor, geziyor, sen niye bilmiyorsun? O da anne ben bilmiyorum arabana diyorum. Neyse, bunlar tanışıyor artık, Gamze'yi görüyor ya. Kuzeniyle deyin. Kuzeniyle. Bunlar yani sürekli geliyormuş anne oraya. Tanışmışlar. Artık Gamze dedi, hani ben engelliyorum dedi. Değişik numaralarla arıyor beni dedi. Ondan sonra Cansu'ya diyor ki, bir gün gece Gamze geldi. Anne bana söylemedi. Cansu'nun eşine bu fotoğraf paylaşmış. Demiş, Cansu gelmezseniz sizin resmini paylaşırım. Cansu'nun eşine resimleri paylaşmış. O kız anda... evli olduğu için aslında korkulacak bir taraf olay var. Evet. Cansu'ya resim, açık resimler paylaşılıyor. Cansu araba önünde bekliyor. Cansu gidiyor. Gamze'ye de diyor ki, amcam gelecek diyor. Sen çık dışarı diyor. Seninkini de paylaşacağım diyor. Gamze fırsat bulamıyor mu? Ne yapıyorsa Gamze çıkamıyor. Bu olayda biz üçte öğreniyoruz. Yalan yok, ablam arıyor. Benimki gitti diyor. Kalkın kızı tutun diyor. Ne oldu, böyle bir adam var diyor. Aynı aileden iki kadını. İki genç kızı. Aynen böyle işte olay. Peki sen anlattın, bir de ben anlatayım Nergis Hanım. Senin yalanın çok olur be. Senin gibi ben yalanlarını dinliyorum. Sosyal medyada
benim tüm hesaplara bakabilirsin. Bak. Ne Gamze'nin ne de Cansu'nun hiçbir... Gamze'nin telefonunu getirsene. Gamze niye şikayetçi oldu sizde? Ben size anlatayım konuyu. Gamze'nin telefonunu getirir misin buraya bir bakalım? Getiririm. İstersen yarın Gamze'nin kendisine getiririm. Gamze niye kendi getirmedin? Gelmiyor, kendi gelmiyor. Korkuyor, Gamze ifadeyi değiştirir diye. Ne için ifadeyi değiştirir? Sen değiştirirsin diye. Şimdi zaten tehdit olayı olsa, böyle bir paylaşım peki, olsa 7 ay sonra Gamze beni hayır, bulmaz. Hayır bak silah koymuşsun. Farklı numara koymuşsun. Ananı, babanı, kardeşini vururum. Kamze gelmezsen bunları söyleyen Kamze. Ben nereden bileyim ya? Ben filmi çeviriyorum ya. Kurtlar Vadisi'ni çeviriyorum. Böyle bir saçmalık var mı? Bunları söyleyen bir erkek ve bunları söyleyen bir Kamze 7 ay sonra ne için gelir? Hayır ifadede ne verdi Kamze? Ben dışarıda mıydım? Nergis abi şunu sor. Önce şikayetçi olup şimdi niye senin yanında? İşte gene bir şey var demek ki. Öyle bir şey olsa... Tamam sen neyle Cansu'yu götürdün? Öyle bir şey yok. Kullandın sokağa sürdün. Sonra bunu niye götürüyorsun? Bunu sen kendini duyduruyorsun. Nasıl? Öyle bir şey yok. Senden kocasının resmini paylaştın, paylaştın. İlk önce Cansu'yla mı tanıştın? Evet, Cansu'yla. Önce Cansu tanışıyor. İlk önce kiminle tanıştınız? Cansu'dur. Bir dakika. Yalan söyleme bak. Dur cevaplasın. Kur'an varsa getir el basayım. Gözümle gördün mü? Olayı anlat. Gözümle gördüm. Görmedin işte. Öyle bir şey yok. Aynı Gamze anlattı. Hayır bunu. Yok. Ben onun açıklamasını yapayım. Müsaade sen et. Açık olsa, sen de terbiye olsa gelip evden kıkın. Allah'ım ne demek? Ya. Bunun hesabını soracağım ben sana. Ben anlatamıyorum ben sana. İki tane kızımızı götürmenin sebebi nedir? Hala iki tane kızı götürme. Öyle bir şey yok. Nasıl yok ya? Cansu yuvası yıkıldı. Kocası bıraktı. Sokakta Cansu. Ben anlatayım. Şu anda boşandı mı? Boşandı Cansu. Hayır zaten resmi hikaye yoktu boşansın. Çocuklar sokakta Cansu. Kimin yüzünden? Bunun yüzünden. İlk siz kimle tanıştınız? Hülya Hanım bu soruyu sordu size. Hülya Hanım ben size anlatayım. TikTok'ta biz yayın açıyorduk. Gamze ve Cansu Hanım geldi. Ay yalan söylüyor. Evet hepsi var bende. Tamam. Cansu ve Gamze Hanım geldi. Kiminle ilk daha önce samimi oldunuz? İki kuzenle. Kimseyle samimi olmadık. İki kuzen de bana kendi yazdı. İkisi de bana aynı anda yazdılar. İşte yani bu aynı millet. Yani o yazmanın içinde duygusal yakınlık var. Hayır ya hiçbir duygusal yok. Ben tanımıyorum bile onları. Niye yazsınlar ki size? Ben de anlıyorum işte anlatıyorum. İsterseniz evet. Evet. Ben tanımıyorum bile onları. Tanımam da hiç de görmemişim yani. Ne evet. Cansu'yu ne Gamze'yi. Hiç görmedim. TikTok'ta yayın açtılar. Yayın açmıştım. Konuştuk, ettik. Dediler ki böyle böyle. Biz de işte aynı milletiz falan. Tamam doğrudur. Dedi sen Antalya'ya geliyor musun? Evet dedim. Klip çekmeye falan oluyor bazen dedim. Şarkı yapıyorum hobi olarak. Dedim geliyorum dedim. İyi böyle böyle bir yıl boyunca konuştuk. Bir yıl boyunca. İlk samimi olduğun ve en çok samimi olduğun kişi kimdi? Gamze'ydi. Yalan. Cansu Gamze'ydi. Evine canlı yayında Cansu dedi. Cansu çünkü. Evli. Hayır Cansu'yla. Yalan söyleme. Ben Cansu'yla konuşurken bu Cansu bu Gamze'nin teyzesinin oğlunun karısı. İlk amcasının da kızı. Amcası değil. Teyzesinin oğlunun neyse, karısı. Neyse hiç önemli değil. Amca kızı yok. O kadar detayına giremeyeceğim. Yani Antalya'ya gittik bir kere görüştük. Bir kere. Cansu'yla. Cansu ve Gamze'yle de. Böyle görüştük. Ondan sonra böyle bir konuşma oldu. Ama dün yayında yayında böyle söylemedim. Ben Cansu'yla bir kere bir araya geldim. Hatta bir TikTok videosu çektik dedim. Evet dediniz. Anlatıyorum Esra işte. Hanım, TikTok ben... videosu çektim. Hala duruyor bende. Cansu'nun kocasıyla samimi misin? Hayır. Cansu'nun kocası beni biliyordu. Tanımaz benim... ki. Yalan söyleme. Hayır. Onu bilmez seni. Çünkü Cansu benim Gamze'yle konuştuğumu eşine söyledi. Biliyor eşi. Cansu evlerine girdi mi Cansu'ların? Hayır. Girdi. Hayır. Yalan söylüyor. Gamze söyledi bana. Evine gidiyor dedi. Olaya da geleceğim. Bir de, ya, bir müsaade et anlatayım. Cansu gittikten sonra anlattı. Aradan kaç yıl senin geçti? Senin gömleğini bile Cansu almış. Bir yıl iki ay falan geçti aradan. Ben tekrar yine Antalya'ya gittim. Orada yine bir görüşme oldu Gamze'yle. Gamze bir yerde çalışıyordu. Orada bir yine görüştük. Yani bir şey yapmadık. 5 dakikalık bir görüşme yani. Hepsi bir bu. Yıldır Gamze'yle yazışıyor musunuz? Bir yıl, altı ay. Bir buçuk yıldır. Yok, bir buçuk yıldır falan. İşte peki bu bir buçuk yılın yarısında. Cansu yok. Gamze niye? Vallahi yok. Nergis, yok bir buçuk yılın yarısında Gamze niye koşa koşa gidip senden şikayetçi oldu? Onu da ben anlatayım. Cansu evden kayboluyor. Gece saat 3 falan telefonum çaldı. Nergis Hanım ben tanımazdım. Aradılar beni ki yalanlama. Gamze verdi numarayı, bu bilmem. Adam götürdü dedi. Gamze veriyor, ben bilmiyorum bunun numarasını, nereden tamam, bileyim? Tamam, işte. Bu anlatayım. Adam götürecek, anne ben de götürecek dedi. Senden 2 saat önce Gamze beni aradı. Biz Gamze ile zaten telefonda konuşuyorduk. Ben yalanlıyor ya. Hayır yalanlama değil, olan şeyi anlatıyorum. Senden 2 saat önce Gamze beni aradı mı? Dedi ki böyle böyle Cansu evden kaçacak dedi. Dedim ki bize senin ne? Hayır ben söylüyor. İstanbul'dayım ama. Ya yalan söyleme. Ben ya. İstanbul'dayım. Gece saat. Evet vallahi billahi. Ya. Ben İstanbul'dayım, Cansu Antalya'da. Ne alaka Cansu? Sen buran İstanbul'da bakma. Çıkmış. Gittin yeter. Cinsiyetle ilgili hakaretler etmeyelim. Ben uyarımı yapayım da. Yani. 2 saat önce Gamze beni aradı. Dedi ki ailem dedi uyuyor dedi. Dedim. Dedi bu Cansu evden kaçacak dedi. Tamam
Kaçacak mı? Bize ne bundan? Hı-hı. Dedi ki olay dedi bana nasıl işler dedi. Hı-hı. Dedim seninle ne alakası var? Bak. Erdi dedi ben seninle konuşuyorum dedi. Hı-hı. Yarın annem babam öğrenir dedi bana dedi iyi demezler dedi. Senin telefon numaranı annesine verip niye annesi aynen. seni arıyor? Anlatıyorum. Aynen. Annem babam dedi seni öğrenirse Erdi aynen. dedi bana iyi demezler dedi. Hı-hı. Arayın Gamze'yi de bağlayın yalanlarsa tamam. Yalanlayacağım. Yalanlamayacak değil. Olan şeyi anlatacağım. Gamze Halil'i arıyor diyor ki karın gidiyor. Halil'i aramıyor. Halil sizi arıyor. Aksine Halil sizi arıyor. Ya yalan söyleme ya. Allah'ım ya. Ben ne için bunları ben şimdi bu senaryoyu kurdum da mı geldim buraya? Sen, bunları yalan. Ben kendi yazdım da mı geldim? Çünkü ben yaşadığımı anlatıyorum yalan. Sana. Bu da tehdit eden çıkarmıyorsun ya, diyor. Ya tehdit eden bir kız 7 ay sonra çıkıp ha? kimsenin yanına gelmez. Bunun tamam. karakolu var, savcısı var, tamam, hakimi var. Tamam var var. Erdi senin bu kızın karakola gittiğinden bile benim haberim var. Senin haberin var mı? Erdi Bey. Var tabii. Haberim var tabii ki. Bu kuzenler arasında sizinle yazışma esnasında siz hissedersiniz. Bence böyle ikili ilişkilerde profesyonel olduğunuzu düşünüyorum. Yani bir hani bak kaçacak bana sıçrar biz diye konuşuyor. Siz aynen. bir biz olmuşsunuz. Niye sıçrayacağım bana? Bu iki kuzen sizi kıskanıyor aynen. muydu? Hayır. Sizin kişisel şeyiniz. Cansu'nun benimle bir alakası yok. Gamze'dir ben o gün de söyledim. Gece saat 3'te beni aradı annesi. Ben tanımıyorum bir anda yani. Bana küfürler ettiler. Doğru ettim. Mu? Ha bak, Gamze dedi, ben hepsini de anlatıyorum. Bak yalan değil benim anlattığım. Hepsi doğru. Ama o zaman Gamze seni kıskandığı için senin Cansu ile kaçtığını, ona beraber olduğunuzu düşünüyor ve olay ortaya beraber döküyor. Olduğumuzu... Bu resim paylaşıyor Esra Hanım. Cansu, hala resim bu ya. Hangi sosyal medyada resim var ya? Bu paylaşıyor kocasında bunun kendinle Cansu'nun resmi var Allah ya. Hayatım Allah olayın Allah duyulmasını istemeyen biri. Hı. Ben şimdi biriyle iletişim kuruyorsam, hı. kuzenim kaçtığında hı. konuştuğum kişinin numarasını gelip anneme aynen. verir miyim? Vermem ki. Mı? Tam i̇şte ben de diyorum ki ne? Hı. Gamze'nin verme nedenini açıklıyorum size. Ailem bana baskı yapar, bana iyi demez herhalde. Ya Cansu'ya neden evet, kocasının resimlerini paylaştın? Seninle ya ben Cansu'nun Halil'in resimlerini... numarası bile bende yok. Rafımı kesme. Yemin et, Halil bağlansın yemin etsin. Bir Cansu'nun gün ben değil. Ya yemin etsin. Cansu'nun siz... fotoğraflarını sosyal medyada, hayır, o kayıp olduğu zaman paylaştın mı? Paylaştım. Hayır. Ne paylaştın? Cansu'nun TikTok resimleri var. Evet. Bir de beraber şöyle oturmuş o resimlerini kocasına paylaşım yapıyor. Kocasına diyor ki resme bak diyor. Cansu gidiyor. Cansu arabaya binip gidiyor. Cansu'nun ya. Kocası hı. bu olayı ve seni sen onlara fotoğraf gönderince mi öğrendi? Ben kimseye işte fotoğraf göndermedim. Gitti. Kim gönderdi bu bilmiyorum. Fotoğrafları? Bu paylaşıyor. Sosyal bu medyada paylaştı benim dedi. Sosyal medya tüm araştırın geriye dönükte bir yıl iki yıl bir tane hı. o fotoğrafla ilgili bir şey bulsa haklıdır derim. Şimdi senin öyle bir şey yok. Cansu ile çekilmiş olan fotoğrafını biri Cansu'nun kocasına gönderiyor. Kocasına göndermiyor. Kocasına öyle, göndermiş. Hayır. Ya kocasına ben, gönderdi. Ablamın oğlu bak, bana söyledi. Senin ablanın oğlu bir sen kere yalan söylüyor. Neden doğru. biliyor musun? Onu ben o gece ben olmaz. O gece bak yuvası yıkıldı. Bak adamın yuvası yıkıldı. Yuvası benim yüzümden yıkılmadı. Daha önce de olan olayları çok anlat istersen. Ferdi senin yuvan niye yıkılıyor? Benim yuvan neden yıkılıyor? Ayfer'i bir alabilir miyiz sürütüyor ya? Bekleyin. Ayfer'i de bir sürütüyor alalım. Senin yuvanın yıkılmasının sebebi nedir? Anladım. Yo Ayfer gelirken bu soruyu cevaplayabilirsin. Siz Ayfer'le resmi nikahınızı ben kıydım. Yaklaşık 12 yıldır nikah öncesinde dini nikahlı beraberlik yaşayıp... Bak, almışsınız ya ben çatladım burada. Ayfer şöyle gel ya, rahat. Ben çatladım burada neredesin ya. Neredesin abla? Ya, şöyle gel. Biliyorum. Hayır. Şimdi bak. Senin var ya ceza aldırmadan buradan çıkmayacağım bu stüdyodan. Oturacağım buraya tamam. Otur ha. Beni seviyor. Çok saklarsın diyor. Dur bir dakika tamam sakin ol. Bir sen merak etme. Senden daha çok seni göstereceğim lan. Senin elini kolunu buraya kalem kalem göndereceğim. Kadın ayakkabısını bir getirin. Hamdi değilsin. Saklaman değil senin. Cevap veriyor. Bak orada parçalayacağım mesela hanım senden olmasa ya. Adamın duruşunda bir seviyesiz bir insan. Bu insanla tamam, ne uğraşıyorsun? Tamam rica ediyorum. Bu kadınlara zaafı var. Ki... Niçin yıkılsın ki? Kadınlara zaafı. Adam düğünde bile kadınların elini tutuyor ya. Erkeklerin elini tutuyor. Sana niye zaafım yok o zaman? Niye? Kadınlara zaafım ya. Var, sana niye zaafım sen yok? Sen hiç kimseye alıyorsun, elin. Kullanıp bırakıyorsun. Kimi kullanıp neye bırakıyorsun? O... ...beni getir diye.
Asıl tam tersi. Sen beni buna zorla getirdin. Ben ne zaman seni zorla getirmişim? Ben ne dedim? Ben Allah o programdan nikah kıymayacağım dedim. Sen kendi ölümü yapmak için dedin? Getirdin buraya, tamam mı? Bir dakika da olsa dedim beni o programa götüreceksin dedin. Yalan konuşma. Yalan konuşma. Bunlar zorla mı kıydın bu nikah Erdi Bey? Allah'ım, zorla mı kıydın bu nikah size? Hayır, hayır zorla kıymış Esra. Sizi demiyorum, sizi kastetmiyorum Esra Hanım. Sizlik bir durum yok burada. Yok, ben üstüme alamıyorum. Valla senin canın istemeseydi bu programa bile gelmezdin, tamam mı? İlk yayına çıktığında diyordu ya. Zorla geldim diye. Vallahi iyi ki de gelmiş. Zorla o nikahı size kıydırdım. Şimdi sizin yuvanızı... Allah... Yaparken fistik ya. Vallahi bazen çok yerinde cümleler kullanıyor da... Araya da giriyorum. Bir şey söyleyeyim ya. Erdi Bey. Bir dakika, bir sakinlik istiyorum. Sen öyle bir istiyorum. Konuşuyorsun ki sanki benim Ayfer, çocuklarım yurtta, sanki Ayfer, benim çocuklarım sokakta. Ayfer, la, konuyu dağıtmasına izin verme. Konuyu dağıttım. Bir de buraya çıkmasın dün diyorsun ki ben halka sesleniyorum. Ses sanatçısı ya, halka sesleniyor Ayfer. Otur halka şimdi. Halka sesleniyor, ses sanatçımız. Erdi, Ayfer'le birlikteyken... Ses sanatçılık yapıyorsun ya. Ya dün bayıldın ya, 10 saniyede geri ayıldın ya. Nergis ablayı bir alalım arkaya. Çünkü sakin... için yaptın? Ne oturun için önce yerine. Kendini sorgula. Otur bütün suçu bana atacağına kendini bir sorgula önce. Oturun yerinize. Bütün halk tamam, senin söyle, arkanda. Tamam söyle, halka söylesene. Dün ne demişsin? Herkes benim arkamda istediğimi derim. Siz ikiniz birlik Allah oldunuz, Allah, onu da biliyorum. Allah Allah, kim ne demişim arkamda? İkinizin birlik olduğunu da biliyorum. Ben söylediğim bilmiyorum, hiçbir şey yalan değil. Ben söylediğim her şeyin arkasındayım, tamam sen mı? Sen arkasında olacaksın tabii. Ne diyorsun? Halka sesleniyorum. Arkasında olacağım tabii. Sen sanatçı mısın, halka sesleniyorum? Otur. Ya ama bu da değil artık ama ya. Gerçekten değil. Ama bu da değil ya. Ya. Yemin ederim şeye döndü ya. Amerikan futboluna döndü program. Nergis abla. Adem, biraz... Ben salgın ama. Tamam.